Spor NTV'den iyi günler dileyerek bültenimize başlıyoruz. Fenerbahçe'de seçim yarışı iyice alevlendi. Kongre Aziz Yıldırım ve Mehmet Ali Aydınlar arasında geçeceği benziyor. Aydınlar bu işi iyi bilen kulübü ileriye taşır. O da biziz dedi. Mehmet Ali Aydınlar seçim ofisinde çalışmalarını sürdürüyor. Aydınlar bu çerçevede toplantılarına da devam ediyor. Aydınlar son yaptığı toplantıda şu detaylara dikkat çekti. Aziz Yıldırım'ın sandığa hakim olduğu her yerde olacağız. Seçimi kazanacağız. Alex'e iadeye itibar vereceğiz. O kupa o gün orada ise benim Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olduğum içindir. Fenerbahçe dünyanın en iyi 5 takımından biri olacak. Real'den, Barcelona'dan farkı olmayacak. Aziz Bey kitapçık yapmış. İftira kampanyası yapıyorlar. Onun seviyesine inmeyeceğim. Aziz Yıldırım bana 3 kez başkanlık teklif etti. Şimdi hain ben mi oldum? Mükemmel bir yönetim kadrosuyla geliyorum. TÜSİAD üyesi iş adamları. Hiçbir grubun üyesi değil. İstediği ortamda düelloya hazırım. Hodri meydan. Cevabını veremeyeceğim hiçbir şey yok. Artık yeter. Fenerbahçe'de çok büyük potansiyel var. Sen bir yere hapsetmeye çalışıyorsun. Fenerbahçe bunları hak etmiyor. Yapmadık mı? Bayan voleybolunu bizden önce kim takip ediyordu? Dünya şampiyonu yapmadık mı? İşini bilen için çok kolay. Birleşik Fenerbahçeliler Vakfı Başkanı Aziz Yılmaz, Aziz Yıldırım'ın kongreyi kazanması halinde başkan adayları Mehmet Ali Aydınlar ve Hulusi Belgü'yü kulüpten ihraç edeceğini savundu. Birleşik Fenerbahçe Başkanı Aziz Yılmaz A Haber'de katıldığı programda Kötü Adam Yine Ben Oldum adlı kitabıyla ilgili bilgi verirken mevcut Başkan Aziz Yıldırım'ın kongreyi kazanması halinde başkan adayları Mehmet Ali Aydınlar ve Hulusi Belgü'yü ihraç edeceğini yineledi. Yılmaz ayrıca başkan adaylarından Mehmet Ali Aydınlar'ı desteklediğinin de altını çizdi. Öte yandan Aziz Yıldırım'ın Aziz Yılmaz'ın kitabının satışa çıktığı gün amatör şubelere verdiği yemekte uzunca bir ön söz yazdığı kitapçık dağıtması dikkat çekti. Ancak bu ince detay basın mensuplarının gözünden kaçmadı. Trabzonspor Lig'de galibiyete hasret kaldı. Bordo Maviller Avrupa'daki başarısını ligde sürdüremiyor. Trabzonspor Kasımpaşa karşısında aldığı 3-2'lik mağlubiyetle Avrupa'daki başarısını arattı. UEFA Avrupa Ligi ön eleme ve playoff turlarındaki başarısının ardından tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'ne katılan Trabzonspor başarısını grup maçlarında da devam ettirdi. Bordo Maviller zorlu kulvarda bu sezon oynadıkları 9 maçın 7'sini kazandı. İkisinde ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Avrupa'daki başarısının aksine Süper Lig'de kötü bir performans sergileyen Bordo Mavili ekip geride kalan 9 haftada beklentilerin uzağında kaldı. Trabzonspor ligde oynadığı 9 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Barcelona resmi sitesinden Cumhuriyet Bayramımızı kutladı ve bir kez daha gönlümüzü aldı. Dünyanın en önemli takımlarından biri olan Barcelona 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını unutmadı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 90. yılını sosyal medya hesaplarından kutlayan Barcelona yine gönülleri fethetti. Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun yazılı fotoğraflı mesajı paylaşan Barcelona, Türkiye'deki takipçilerinden oldukça büyük tebrikler aldı. İspanya ve Türkiye başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından teşekkür mesajı alan mesaj binlerce kez tekrarlandı. FIFA dünyanın en iyi futbolcuları adayları listesini açıkladı. Listede Türk futbolcu Mesut Özil bulunuyor. FIFA yılın en iyi futbolcuları yarışmasında 23 aday yer alıyor. Son günlerde attığı gollerle dikkat çeken İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic ile Arsenal'de oynayan Mesut Özil favoriler arasında gösteriliyor. 23 kişilik listede Real Madrid'in yıldız oyuncuları Cristiano Ronaldo ve Bale'de bulunurken Barcelona'dan Lionel Messi'nin başı çektiği adaylar arasında 3 futbolcu daha yer aldı. Daha fazla haber ve ayrıntıyı sporyayin.com'dan takip edebilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.